Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir manipülasyon çalışması yapacağız. Bunu biraz farklı yapacağız. Geçen önceleri hep genişlik 1080 olacak, bu sefer yükseklik 1920 olacak. Çünkü telefonlara uygun olsun diye yaptım. Şimdi bunların hepsinin böyle standart hepsinin bir şeyi var. Ölçüsü var. İşte Mac varmış, eski iPad Spotlight falan diyor. Bu ölçüler standart şeylerin de var. Hani diğer telefonların işte Huawei'nin, LG'nin filan ölçüleri de var. Android filan diyor. Microsoft Surface Pro. Aynen, bunların hepsinin ölçüsü var. Yani burada olmayanlarını da internetten bulabilirsiniz. Burada yazmış mesela iPhone 6 Plus 1242 2208 diye. iPhone 6'nınkini böyle vermiş. Android 1080p yazmış, 1080'e 1920 piksel diye vermiş. 72 DPI çalışmışlar. Hepsi 72 DPI çünkü ekran için yaptığımız bütün görselleri 72 DPI yapmamız gerekiyor. Gerçi telefonlarda hani 300 DPI olsa da telefonda onu küçülteceği için kendisi çok da sorun olmaz. Ama biz yüksek çözünürlükte olsun diye hani biraz mesela şu en yüksek hangisi? Ne var burada? iPad'inki küçük. Uygulama simgesi ölçüleri var. Bunların hepsinin ölçüleri var burada. İşte eski iPad Spotlight ölçüsü var. Bunların hepsinin varmış. Aynen iPhone 5S'in ekran ölçüsü var. Retina'nın ölçüsü var. Pro'nun ölçüsü ayrı. 1920'yi yapsak bu bize uyar. Bunun katlarını yapabilirsiniz. İşte daha büyük olabilir. İşte 5000 de olabilir. Hani şunu biraz büyük yapmak istiyorum ben. Şöyle 300 yapayım. Hani çözünürlük biraz yüksek olsun. Başka telefonlara filan işte ne o? iPad'e, tabletlere filan da koymak isterseniz onlar için de kullanışlı olsun diye biraz büyük çalışacağım. O yüzden çözünürlüğü 300 DPI yaptım. Bunu aşağıda verdiğim linkten indirebilirsiniz kolaylıkla. Şimdi çalışma yüzeyimiz hazır. Niye çalışma yüzeyi seçtik biz? Çalışma yüzeyi seçmeyeceğim. Şunu kapat. Şimdi bu bizim ölçümüz, ekranımız bu olacak. Görsellerimiz bunlar. Bir bakalım. Zemin olarak şunu kullanmayı düşündüm. Bu güzel bir fotoğraf. Şöyle biraz siyah beyaz tonlarında çalışmak istedim bu sefer. Şöyle şunu buradan dekupa yapmayı da göstereceğim. Dekupayı da biraz görmüş olacaksınız. Şu abiyi kullanacağım. Denize hasret kaldığımız ayların acısını çıkartmak için. Biraz garip olacak. Hani biraz daha böyle denize hasret kalmış bir adam profili çizmeye çalışacağım herhalde. Bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi bunları bir bakalım. Bu adamı buradan keseceğiz. Şunu buradan kaldırmamız gerekiyor. Buna çift tıklıyorum. Burada ayrı bir pencerede açılıyor. Görselimiz bu bizim telefonumuzun ekranı olan görsel. Bu da akıllı nesne olduğu için çift tıkladığımız zaman görselin üzerine, layer'ın üzerine bizi ayrı bir pencereye yönlendiriyor. Burada bunu kesmek için birkaç seçeneğimiz var. Mesela şuradan nerede o?
Şu yara bandına benzeyen yama aracı falan da seçildi oluyor bazen. Şu seçeneklerden herhangi bir şurada gözüküyorsa onun üstüne basılı tutup şöyle bunlardan birini seçip bunlarla yapabiliriz. Fakat fark ettiyseniz şöyle hani biraz bozdu buraları. Bunu biraz daha düzgün yapmanın bir yöntemi var tabii ki. Mesela şununla da yapabiliriz. Bazı yerler bununla da düzgün olabiliyor. Şöyle yapmış olsak, şöyle deniz kıyısında denk getirelim. Şöyle biraz daha düzgün oluyor. Fakat şurada yine bir bozulma söz konusu. Bunu şöyle seçmiş olsak mesela kıyıya denk getirmeden biraz daha düzgün ama yine bir bozulma var. Hani bunları deneyerek bulmanız gerekiyor işte. Bunu yaparsanız mesela çok güzel denk gelir, oturur yerine. Tamam ama baktınız yine bozulma var. Hani gözünüze hoş gelmiyor. Hani farklı fotoğraflarda da deneyeceğiniz için anlatıyorum bunu. Bunun birkaç yöntemi var. Mesela hemen şuradan bu arka plan seçili şu kilitli şuradan şundan kement aracıyla hızlıca hatta burada seçili duruyor. Bunu delete ile siliyoruz. Şunu bu ön plan rengi arka plan rengi diye seçilmiş olabilir. İçeriye uygun olan seçeneği işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Bunu kendince tamamladı. Şöyle biraz daha şu boş kısımları çok fazla müdahale etmesin. Şöyle biraz yakınlaşalım. Bu alanları daha az hani bozsun diye yaptığım bir şey. Bu tekrar delete'ye basıyoruz. Tamam diyoruz. Mesela gayet düzgün tamamladı. Şunu şuradan sileyim. Onu tekrarladı orada. Gayet düzgün bir şekilde yok etmiş olduk. Hani burada daha önce bir adam varmış diye kimse bize bir şey söyleyemez. Yok gibi çünkü. Şimdi bu arkadaşı da buradan keseceğiz. Mesela burada daha çok belli olur. Mesela crop, klonlama pardon crop diyorum. Hani bununla da buraları seçebilirsiniz. Aslında hani böyle bir seçeneğiniz de var. Hani böyle böyle de yok kaybedebilirsiniz. Ama bu da çok etkili olmayabiliyor bazen. Şimdi ben bunu keseceğim. Buradan diğer sayfaya getireceğim. Burayı çok az atlayabilirsiniz. Hızlandıracağım burayı. Ha ben izlemek istiyorum derseniz de izleyebilirsiniz. Seçimimizi tamamladık. Şimdi şurada koltuğun altı var. Burayı da mesela şuradan da seçebilirsiniz. Hani artı eksiği. Ya da artı da seçili ise alt tuşuna basarak eksiği seçebilirsiniz. Ya da shift tuşuna basarak eksi seçili ise shift tuşuna basarak da artı seçeneğini seçebilirsiniz. Şimdi biz bunu burayı eksiyle içini boşaltacağız. Artıysa eksiye basılı tutup bir defa tıkladığınız zaman bu seçimi yapmaya başlar. Hani bıraktığınızda
değişmez artı eksi durumu hani sadece tıklayana kadar basılı tutmanız yeterli. Yani mesela şu en baştakinde seçiliyse de aynı şekilde onu ayarlayabilirsiniz. Artı eksi durumunu. Yoksa seçiminiz kaybolur hani direkt şey yaparsanız. Bu adamın eli mi? Değildir ya. Ne bu? Neyse orası kesilsin. Bir de şu yuvarlağın içi var, simidin. Böyle küçük yerleri de yaparsanız güzel olur. Hani pek belli olmayabilir ama genel olarak fotoğrafa baktığınız zaman gözünüze daha hoş görünür. Şimdi bunu buradan dekupe yapabiliriz. Bunu hemen alıyorum. Taşıma aracını V ile seçiyorum ya da oraya tıklayarak seçiyorum. Buraya sürüklüyorum. Şöyle Shift ve Alt tuşuna basarak küçülttüm. Şöyle şuralara yerleştireyim. Hani şöyle olabilir. Şimdi bu buradan kaybolmadı. Neden? Hani buraya koyduk. Biz bunu silmiştik. Normalde görselden kaybolmadı. Şurada görsel açık. Bunu Ctrl S ile kaydetmeniz gerekiyor ki orada da kendisini güncellesin. Yani güncellediği zaman kaybolmuş oluyor. Şöyle çok büyük olmasın, çok küçük de olmasın. Çünkü bu bizim ana görselimiz. Hani objenin odak noktası burası. Şöyle bunu ortalayalım. Biraz kendimize doğru çekebiliriz. Şöyle telefonlarda şu hizada hani tuşlar vesaireler bir şeyler olacağını varsayıyorum. O yüzden şurada çok yaklaştırmamaya dikkat edin. Hani bazı telefonlarda tuş yok. Ekrandaki panelden işte geri, ileri, menü tuşları falan orada olduğu için şöyle şuralardan uzak durabilirsiniz. Genel bir şey yapıyorsanız, kendiniz özgü bir şey yapıyorsanız, kendi şeyinize göre, istediğiniz şeye göre çalışabilirsiniz. Şöyle şu orantıyı kullanmak istiyorum. Şunu az daha yukarıya çıkartacağım. Bu yüzden şöyle şurada tekrar bir kontrol edeyim. Aynen şöyle şu orantıda kalsın. Hatta hafif biraz daha büyütebilirim bunu. Bunu crop aletiyle çıkarttım. Hani öyle çok bir işe yaramıyor ama bir şeylere hizalamak için kullanabilirsiniz. Bunu görsel olarak da internette bulabilirsiniz bu tarz hani hizalama şeylerini. Bunun adı neymiş? Bunun adı üçgen. Hani şöyle hayır diyelim. Tamam. Şimdi bu tamam. Buna bir gölge ekleyelim önce. Şöyle bundan bir tane kopyalıyorum. Ya da kopyalamaya gerek var mı? Vardır. Şöyle yapalım. Şöyle kendisine benzesin biraz. O yüzden bunu kopyaladım. Şuna adam diyelim. Bunu bir işaretleyelim. Şuna adam gölge diyelim. Şu adamın gölgesini önce bir şeklini bozalım. Şöyle koyu görünsün biraz. Daha sonra filtrelerden bulanıklaştır. Bulanıklaştır diyelim direkt. Çok bulanıklaştırmadı. Gauss bulanıklığı diyelim.
Şöyle bunun miktarını biraz daha arttıralım. Şöyle bizim cismimize oturacak şekilde yerini ayarlayalım. İşte gövdesi var, elindeki simidin koyuluğu falan var. Yani şöyle adamın altına alırsak bunu gayet hoş görünecektir. Fakat adamda bir renk problemi var. Hani bir renklerde bir sıkıntısı var. Bunu da şuradan ayarlamalardan rengi uydur deyip şu bizim objemizi seçerek siyah beyaz olanı şöyle rengini biraz arttıralım. Işıklık dengesini biraz değiştirelim. Renk yoğunluğunu birazcık arttıralım. Şöyle biraz da farklı olabilir. Ya da bunu kamera raw filtresinden birazcık rengini değiştirebiliriz. Şöyle çok az hani rengini hafif açarak şöyle netlik ayarıyla biraz oynayalım. Renkleri biraz daha. Gölgeleri daha koyu yaparsak bizim fotoğrafımız siyah beyaz olduğu için bunun gölgeleri de biraz gri kaldığı için biraz şey yapıyor. Orayı biraz sıkıntı da alıştırdı. Şöyle daha uygun olacaktır. Şöyle ayaklarına fırçayla biraz destek olmak istiyorum. Şöyle fırçamızı biraz küçültelim. Sertliğin %0 olduğundan emin olun. Şöyle şuradaki renkten ayaklarının altına biraz da bunun aynısını ayakların üzerine doğru aynı şeyde. Mesela bu neymiş? Doğrusal yanma. Bunu da doğrusal yanma ayarına getirelim. Şöyle biraz rengini açayım. Şöyle birazcık silmem gerekiyor şuraları. Şöyle ayakların olduğu yerler biraz koyu kalsa iyi olur. Hani adamın normalde ayakları da toprağın altında koyu bir yerdeydi. Oraya da biraz benzetmekte fayda var. Şimdi bu tamam. Bunun üzerine ekleyeceğimiz şeylerden ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Şunu ekleyelim buraya. Bunu üst tarafa doğru bir ışık denge falan oluştursun diye koymak istiyorum. Bunu tabi buraya en uygun seçenekle koyabiliriz. Şöyle buraya böyle bir hareket kattı. Buna bir maske oluşturuyorum. Şuralara değen noktalarını siliyorum. Göze batan kısımlarını sadece. Bu tamam. Bunun üzerine şimdi şu şey var, gezegen var. Şu gezegenden bir tane kullanayım. Bunlardan bir tane büyük, bir tane de küçük kullanacağım. İki tane görünsünler. Tabi bunlar da buraya biraz adapte olmaları için rengini değiştireceğim. Şu küçük olanım olacak. Hava biraz bulutlu, gezegen öyle çok da net görünmeyecek. Hani. Şu
şöyle bir tane bundan, bir tane de hemen üzerinde. Bu diğerine göre biraz daha net durumda görünecek. Ama hangi seçenekte daha güzel görünüyorsa onu yapacağız. Şöyle koyulaştır dediğimizde biraz hoş durdu. Şöyle hafif de buna bir renginde azaltma verirsek bu buraya uyum sağlar diye düşünüyorum. Şöyle hafif çaprazında dursun. Şu birazcık daha küçük olabilir. Şöyle ön tarafında. Şöyle bir kontrol edelim. Bakalım yerleri uygun mu? Hafif yukarıya alabilirmişim. İkisini beraber. Şöyle. Şöyle yaparsam bunlar hoş durabilir. Hatta şu üçgenin içerisine de yerleştirebilirim bunları. Şöyle şuradan iptal edeyim. Bunlar çok daha göze batan şeyler olmasın. Şöyle şurada küçük üçgenin içerisinde olabilirler. Orada da gayet şık duracaktır. Aynen biraz sol, biraz aşağı yaptığımız zaman tam yerine oturacak. Aynen böyle. Şimdi bir objeye daha ihtiyacımız var gibi duruyor. Şöyle şuradan mesela ne var burada? Ha, şu dumanı alalım. Bu dumanı şöyle şuradan şunların üzerlerine doğru hafif şöyle verebiliriz. Hafif gemide de bir efekt olmuş olur. Şöyle bunu hemen kıyısından köşesinden silelim. Şimdi biz saçları filan keserken yaptığımız bir yöntem vardı. O videoyu izlemeyenler için tekrar bir onu da deneyimleyelim. Hem başka şeylerde de nasıl kullanacağımızı görmüş olursunuz. Şimdi şöyle seçim araçlarından birini seçiyorum. Seç ve maskele diyorum. Aynı şekilde şunun şu tırtıklı olanını seçtiğiniz zaman buluta da aynı saç muamelesi yapıp bulutu da daha böyle zarif, daha düzgün kesecektir. Gördüğünüz gibi daha güzel kesiyor bence. Yani bunu deneyebilirsiniz. Böyle bulutları vesaire böyle girintili çıkıntılı şeyleri keserken bunu gayet güzel deneyebilirsiniz. Hoş duruyor. Şöyle şuralar biraz fazla içeriye girmişler. Şöyle dışarıya çıkartıp bununla tekrardan oraları üzerinden geçersek güzel olacaktır diye düşünüyorum. Aynen böyle daha bir bulutumsu, daha güzel oldu bence. Bulutun da temel şeklini bozmamış olduk. Şimdi şöyle seçimin tersini seçtirip delete'e basıyorum. Burada gayet güzel bir bulutumuz var artık. Bunu birazcık daha şöyle büyütüp gezegenin üzerine doğru getirebiliriz. Hem bu sayede gezegeni de biraz şey yapar, doldurur. Fakat bu duman gezegenin çok önünde olacağı için gezegenin hiçbir ışığı bu bulutun önüne geçmez diye düşünüyorum.
O yüzden şuraları biraz dolduralım. Ama açık bir renkte dolduralım. Şöyle beyaz olsun. Şu sertliği biraz kısalım. Şöyle. Şunların uçlarına da detaylarını ekledik mi? Bu iş tamamdır. Sonrasında bunun üzerine bir şeyler daha ekleyebiliriz. Fakat hani çok da gerek yok diye düşünüyorum. Hani her şey var zaten. Şu objeyi ekleyebiliriz aslında. Şöyle üçgen şurada vardı, burada vardı. Bir de adamın olduğu yerde vardı. Bunu da aynı şekilde deneyebiliriz. Bunu şurada içeride etrafını keselim. Şu hızlı seçim araçları bunu seçebiliyor. Hani kırmızı sonuçta hani ne kadar kötü seçebilir. Şurayı dışarıda bıraktı. Onu da şu işlemi yaptıktan sonra düzeltelim hemen. Şöyle alt tuşuna basıp hemen onu dışarıya atabiliriz. Şimdi bunu tek tek de seçebilirdik fakat genelde yuvarlak bir obje. Şimdi bununla da hani uğraşsak olmaz. Ama yine de şu kısmını şöyle kullanabiliriz. Hani ayrıca böyle bir yerini seçebilirsiniz. Genelini hızlıca seçip küçük detaylarını düzeltebilirsiniz. Daha hızlı olacaktır. Daha hızlı bir çözüm olacaktır. Şimdi şurası mesela gökyüzü. Şöyle görebildiğiniz kadarını falan alsanız zaten öyle çok bir şey de değil. Hani çok önemli bir yeri de değil. Bizim görselimizde zaten gayet küçük bir şekilde kullanacağız. Hani çok problem yaratmaz diye düşünüyorum. Tabii şuraları düzeltelim. Ha, pardon, pardon. Şöyle şurayı seçimin tersini seç. Delete ediyoruz. Şunu şuradan bırakacağız. Açmamız gerekiyor. Tabii bunu silmeden önce geçiş yumuşatma verirseniz daha yumuşak bir şekilde kesecektir. En azından görselin etrafı daha düzgün olur. Şöyle buraya yerleştirebiliriz. Alıp ya da kaydettiğimiz zaman olmuyor çünkü düzenini bozduk bunun. Şöyle bunu buraya yerleştirelim. Bunu akıllı nesneye çevirelim ki görselimizi küçültüp büyüttüğümüz zaman çözünürlükte bir sıkıntı yaşamayalım. Bunu Convert to Smart Object diye çevirebilirsiniz. Bunun JPEG halini size aşağıdaki linkte vereceğim. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle biraz yukarıda olsun. Şöyle yapalım. Hem renkli bir objemiz olsun. Hatta bunun rengini birazcık daha açalım. Böyle bir parlak bir rengi olsun bunun. Madem oraya koyuyoruz, hani adı olsun en azından. Şöyle biraz rengini şöyle açalım. Şuradan da biraz parlatalım. Doygunluğunu arttıralım. Tonunu da şöyle pembeye yakın getirelim. Hani biraz soluk olsun, her şey soluk soluk. Şöyle farklı bir renk olsun. Bu tonlar da daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle. Yani bunu daha alt bir katmana alabiliriz.
Yani şu ışıklar vesaireler bile daha bunun üstünde olabilir. Hani adam da hem buna hem işte gökyüzü falan var, denize gidiyor gibi bir tarzı oldu. Şuralara bir şey yerleştirmiyordum. Görselin bu kısmını dikkate alıyorum. Şöyle bir bakalım. Aynen, bence gayet güzel. Şu da buradaki üçgenin ortasında gibi. Kompozisyonumuzu bu şekilde yapabiliriz. Aynı bu şekilde kaydediyorum. Aşağıdan fotoğrafı indirmeyi unutmayın. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı mutlaka gelir. Hatta bir kutu mockup'ı yapacaktık. Bundan sonraki videomuzda da o gelecek. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sürekli aşağıda çıkıp duruyor, sizi rahatsız ediyor biliyorum. Kolay gelsin.